Değerli öğrenciler merhaba. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. dönem 2. yazılı sınavı örneğini birlikte çözelim. Birinci sorumuz, yukarıdaki metin hangi edebi türe örnektir? Açıklayınız. Videoyu durdurup metni okuyalım ve bu metnin hangi edebi türden alınmış olabileceğini yazalım. İkinci sorumuz, metinde faydalanılan anlatım tekniklerinden ikisini birkaç cümleyle açıklayınız. Üçüncü soru, aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Şimdi cümleler var. Cümlelerin arasındaki noktalı yerlere doğru kelimeleri getirelim. Dördüncü soru. Aşağıdaki tiyatro terimlerini birer cümleyle açıklayınız. Adaptasyon, kostüm, perde ve rol kelimelerini birer cümleyle açıklayalım. Beşinci sorumuz bir test sorusu. Mektup türü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 7. soru. Aşağıdaki metinde geçen altı çizili kelimelerin altına kelimenin türünü yazınız. 8. Belgisiz zamirle belgisiz sıfatın farkını örneklerle açıklayınız. Peki sorularımız burada bitti. Şimdi videoyu durdurup soruları cevaplandırın. Süre 40 dakika. 40 dakika sonra cevap anahtarından kontrol edelim. Cevap anahtarımız, birinci sorunun cevabı, bu metin bir günlüktür çünkü tarihe atılmış ve bir günde olan olaylar anlatılmıştır. Metnimize bakalım, sağ üst köşede tarihi görüyoruz ve kişinin bir günde başından geçen olayları anlattığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu bir günlüktür. İkinci sorumuzda ise anlatım tekniklerinden iki tanesini yazmamız isteniyordu. Öyküleme ve geriye dönüş tekniğini yazabilirdik. Öyküleme olduğunu nereden anlayabilirdik? Kişinin başından geçen olayların anlatımı olduğu için bu bir öykülemedir. Zaten dikkat edelim, her cümlenin sonunda eylemler var. Dolayısıyla eylem ağırlıklı bir metin olduğu için öyküleme olduğunu buradan çok rahat çıkarabilirdik. Geriye dönüş tekniğini de şöyle açıklayabilirdik. Anlatıcının Ercan'la karşılaştıktan sonra birden onun çocukluğuna dönüp çocukken yaşadığı olayları anlatmasından da geriye dönüş tekniği olduğunu çıkarabilirdik. Metne bakalım, birinci paragrafın sonunda Ercan'la karşılaşma ve onun her zamanki gibi aç olduğunu hissetmesi. Ardından neden Ercan'ın böyle olduğu hatırlanıyor ve onun bir anda çocukluğuna dönülüyor ve çocukluğu anlatılıyor. Dolayısıyla bu da bir geriye dönüş tekniğidir. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki boşlukları şöyle dolduracaktık. A. Biyografiye örnek teşkil eden ilk eser, eski Yunan'da Plöterkos'un yazdığı Hayatlar adlı eserdir. Yazar bu kitabında Romalıları anlatır. B. Büyüklük hastalığına tutulmuş bir kişinin içine düştüğü komiklikleri anlatan tiyatro, komedinin karakter komedisi çeşidine girer. C. Halk şiirleri hece ölçüsüyle, sade bir Türkçeyle ve dörtlük nazım birimiyle dile getirirler. D. Namık Kemal'in yazdığı Evrak-ı Perişan adlı eser biyografi türünde yazılmıştır. E. Tezkire, günümüzdeki biyografi türüne benzer. Türk edebiyatındaki ilk tezkire, Alişi Nevai tarafından 15. yüzyılda yazılan Mecalisün Nefais adlı eserdir. Dördüncü sorumuzun cevabına geçelim. Tiyatro terimlerini birer cümleyle açıklayacaktık. Adaptasyon, yabancı bir eseri yöresel koşullara, kişilere ve durumlara da uydurarak çevirme işidir. Kostüm, oyuncuların giydiği elbiselerdir. Perde, oyunun her bir bölümüne verilen isimdir. Rol, oyuncunun yaptığı işler, sahip olduğu davranış biçimidir. Beşinci sorumuz, mektup türü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı, tebrikler ve davetiler birer mektup çeşididir. Doğru. B, özel mektup, edebi mektup, iş mektubu ve resmi mektup olmak üzere dörde ayrılır. Bu da doğru. C, bilinen ilk mektupları, Mısır Firavunları ve Hitit hükümdarları yazmıştır. Doğru. D. Dilekçe bir mektup çeşidi değildir. İşte yanlış bilgi buydu. Çünkü dilekçeler resmi mektuplara giriyor. E. Modern mektup Türk edebiyatına batıdan gelmiştir. Bu da doğru bir bilgiydi. Çünkü modern öyküde olduğu gibi veya modern tiyatroda olduğu gibi mektupta da modern olan tür Türk edebiyatına Avrupa'dan gelmiştir. Altıncı sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlıştır? Karagöz oyunu geleneksel Türk tiyatrolarındandır. Doğru. B.
Tanzimat döneminde Batı dillerinden tiyatro çevirileri yapılmıştır. Bu da doğru. Çünkü Tanzimat dönemi yeni Türk edebiyatının ilk basamağı olduğu için ve ilk defa Batı'ya öğrenciler gidip onların edebiyatını öğrendikleri için de Batı dillerinden romanlar, tiyatrolar veya diğer edebi türler çevrilmiştir. C. Trajedide tanrılar, tanrıçalar, krallar ve benzeri yüksek zümreden kişiler vardır. Doğru. D. Trajedi düz yazı şeklinde yazılır ve üç perdeden oluşur. İşte burada bir bilgi yanlışlığı vardı. Neydi? Trajedi manzum şeklinde yani şiir şeklinde yazılıyordu. E şıkkı. Geleneksel Türk tiyatrosu modern tiyatrolardan farklıdır. Bu da doğruydu. Çünkü geleneksel tiyatrolar hatırlayalım o konuyu. Sözlüdür. Modern tiyatro yazılıdır. Yine geleneksel tiyatroda oyuncular eğitimsizdir. İşte modern tiyatroda eğitimlidir. Geleneksel Türk tiyatrolarında gelişmiş bir sahne düzeni, dekor yoktur. Ama modern tiyatroda bunların hepsi fazlasıyla var. Evet. Bu da doğru cevabımız D olacaktı. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki metinde geçen altı çizili kelimelerin altına sözcüğün türünü yazınız. Bir sabah kalkmışlar ki at yok. Ki ayrı yazıldığı için bağlaştır. Şöyle de anlayabilirdik. Burada iki tane cümle var. Birinci cümle bir sabah kalkmışlar. Kalkmışlar eylemdir. At yok. İkinci cümlenin eylemi de yoktur. Bir ek fiildir. İki tane cümleyi anlam olarak birbirine ki bağlacı bağlamıştır. Kalkmışlardan sonra nokta konulmamış, direkt diğer cümleye geçilmiştir. Kalkmışlar ki at yok. Köylüler ihtiyarın başına toplanmış. Toplanmış eylemdir. Bunu şuradan anlayabilirdik. Zaten cümlenin sonundadır. İş, oluş, hareket bildirmektedir ve toplanma eylemini ifade etmektedir. Ayrıca mış geçmiş zaman ekini almıştır ve şahısa göre çekimlenmiştir. Toplanmış, kim toplanmış, onlar toplanmış. İşte çekimli bir eylem. Bu atı sana bırakmayacakları belliydi. Keşke satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın demişler. Yaşardın aynı şekilde çekimli bir eylemdir. The geçmiş zaman ekinden anlayabilirdik. Kim yaşardı? Sen yaşardın. İkinci şahısa göre çekimlenmiş, iş, oluş, hareket bildiren bir eylem. İhtiyar, karar vermek için acele etmeyin. Şimdi ihtiyar adlaşmış bir sıfattır, yani isimdir. Kendinden sonra gelen herhangi bir ismi nitelememiştir. Bir kişi ifade ettiği için isim olarak niteliyoruz biz bu kelimeyi. Karar ve hüküm vermek için kelimesi her zaman edattır. Ve tek başına anlamı yoktur. Diğer sözlerle birleştiği zaman anlam kazanır. Burada örneğin karar ve hüküm vermek için diğer kelimelerle birleşerek bir söz grubu oluşmuş ve bir amaç ilgisi kurmuştur. Aynı şekilde sadece kelimesi her zaman edattır. Ondan ötesi sizin kendi yorumunuz. Buradaki o kelimesi söylenmemiş isimleri kişilerin sözlerini ifade ettiği için, isimlerin yerini tuttuğu için zamirdir. Tabi işaret zamiridir ama sadece zamir dememiz yeterliydi. Sekizinci sorumuza gelelim. Belgisiz zamirle belgisiz sıfatın farkını örneklerle açıklayınız. Sıfatlar konusunu hatırlayalım. Sıfatlar kendinden sonra gelen ismi nitelerdi. Belgisizlik kelimeleri dilimizde tüm, bazı, birkaç, her gibi kelimelerdir. Bunlar kendilerinden sonra gelen bir ismi nitelediğinde belgisiz sıfat olurlar. Örneğimize bakalım. Bazı öğrencilerin yanında okuma kitabı yok. Öğrenciler, isim, hangi öğrenciler? Bazı öğrenciler. İşte öğrencileri belgisizlik yönüyle nitelediği için belgisiz sıfattır. Belgisiz zamir ise ismin yerine yine bazı, birkaç, her gibi belgisizlik kelimeleriyle tutar. Bazılarının yanında okuma kitabı yok. Şimdi bu örneğe dikkat edelim. Birinci örnekte bazı öğrenciler ismini kullanmıştık. İkinci örnekte öğrencileri kullanmıyoruz. Öğrencilerin yerine bazıları kelimesini kullanıyoruz. Dolayısıyla öğrenciler isminin yerini de tuttuğu için belgisiz zamirdir. Evet, cevap anahtarımız burada sona erdi. Umarım iyi bir not almışızdır.